Geleli kaç sene oldu? 6 sene. 6 sene. Ne bekliyordun, ne buldun? Nereden gelmişsin sen? Arnavutluk, güzel. Bizde mesela belirli konular çok uçtur, çok sıcaktır. O konulara dokunamazsın. Sen bunu öğrenmişsindir 6 senedir. Özgür olmamızı sağlayan şeyleri konuşamıyoruz biz mesela. Bence çok harika bir şey bu. Sağ sol meseleleri vardı eskiden. Ah keşke 80'lerde gelseymiş. O 80'lerden sonraki etki bizim liselere, üniversitelere falan da kaynamış. Kutuplaşma vardır bizde. Sen bunu yaşadın mı? Gözünden bir evet. Gitmiyorsun değil mi Arnavut Derneği'ne? Çünkü o da bir kutuplaşma. Niye gidiyorsun? Arnavutluk Derneği'ne Türkiye'ye gelmişsin. Lisedeyim. Beni reis yaptılar. Bu arada beni reis yaptılar derken 9 ışık 9 doktrin belli bir felsefenin peşinde gitmek. Asıl olayı budur. Ama bizim ülkede maalesef o başka algılanır. Reissen adam döveceksin. Kesin. Komünist dövelim. Komünizm nedir? Kötü bir şey. Komünistler de öyleydi. Ankara'da, Sakarya'da gitar çalarlardı, boncuk satarlardı. Plazma biliyorsun bize. Japonlardan 10 sene sonra geldi. Plazma anlaşılabilir bir şey. Teknoloji. Peki hippilik niye 25 sene sonra geldi? Dost kitabı bir vardı. Onun önünde böyle gitar çalarlardı. Küba'da Zafer diye dergi satarlardı. Bana ne İnsanlar bilmedikleri konuların tarafı olur. Özellikle lisede ve üniversitede. Çünkü daha genç. Libido. Komünistim ben. Neden? Çünkü Ayşe de komünist. Yani sebebi bu. Ben ülkücü oldum. Neden? Çünkü dövdüm bu çocuğunu. Bir şey bilmene gerek yok. Biz de o dönemde ülkücüyüz. Ülkücülük hakkında ne biliyoruz? Hiçbir şey. Şimdi biliyoruz. Kavga ediyoruz sürekli böyle solcu çocuklarla. Solcu çocuklar solcuların ne olduğunu biliyorlar mı? Bilmiyorlar. Sen bilmediğin bir konuyu savunuyorsun diye. Biz sana düşmanız. Bilmediğimiz bir konuyu savunuyoruz diye bize düşmansın. Ne? Bizde fikri dayatmak diye bir mesele vardır. Fikrini dayatırsın. Sen de böyle düşün. Neden? Çünkü ben de böyle düşünüyorum. Neden? Dedem de öyle düşünüyor. Uzar gider. Bu tuttuğun takımdan savunduğun ideolojiye kadar uzanır. Kırılgan oluyor. O zaman solcu çocukları. Kamyonlar kavun taşır. Ben hep seni taşırım. Bizde de çünkü şu var. Baş koymuşum Türkiye'ye. Bir kere şarkı baş koymuşum diye başlıyor. Yani ötüken yolu yokuştur, kafaları dokuştur reis. Dık dık. Güç olarak ülkücüler kazanır. Şimdi onlar birazcık naif bölgeye evrilmişler. Barış barış serseri barış. Onun mesela sertliği bu. Bizdeki de şu. Baş koymuşum Türkiye'ye. Bilmiyorsun ki niye kavga ediyoruz. Herif Che Guevara tişörtü giymiş geliyor böyle koşarak. Bu kim üzerindeki? Bilmiyorum ki. Farkında değilim. O dönemlerde her hafta kavga ediliyor. %100. Bir gün biz 50 adam toplamışız. Komünist çocuklar 60 tane adam toplamışlar. Bizi dövmüşler. Biz ertesi hafta 100 kişi toplamışız. O sefer onlar 50 kişi toplamış. Biz onları dövmüşüz. Kazanan yok. Ama sürekli bir kavga var. Araya kaynayanlar. Tabii gençler kavga ediyor ya. Araya kaynamak isteyenler de oluyor. Birisi geldi böyle. Abi yardım edin be. Necisin lan sen? Balıcıyım abi. Bana vurdu herif. Oğlum unuttum. Bize yardım et bak şunları dövüyoruz dedim. Tamam abi dedi. Gitti oradan döndü geldi. Dağın diye vurdu bana. Yine bir gün Cumhuriyet Lisesi'yle kavga edeceğiz. Bahçeli Evler'den Emek'e kadar olan bölümde pusulanmışız sağa sola. Çok kalabalık olduğumuz zaman polis taciz edebiliyor. Toplanıyoruz 100 kişi. Polis bir anda böyle ne yapıyorsunuz gençler gel bakayım kimlik ver falana giriyorlar. O da canımızı sıkıyor. Kim bizim üzerinde emanet var falan. Olmuyor öyle şey. Bizim zamanımızda Twitter yok. WhatsApp yok. Ne kadar organizeymişiz helal olsun. Hayır düşmanımızla da nerede buluşacağımız belli. Biz bunlarla nasıl iletişim kuruyorduk lan acaba? Polis bizi bir kere topluca yakaladı. Üzerimize geliyorlar. Biz böyle yapıyoruz. Korkmasın. Polis bir anda böyle 76 kere falan İstiklal Marşı okuyarak eve kaçtık. Polis uzaktan koşarak geliyor. Korkma polis. İstiklal. Tekrar geliyor polisler. Korkmasın. Hayır. Korkmasın. Korkmasın. Korkma. Bu yüzden ayrı ayrı hareket ediyor. Ben de lise 2'deyim. Ama reis yapmışlar beni. Orada bir torpilim vardı ama Gazi Beden'den abilerim vardı sağ olsunlar. Onlara bir telefonla. Cumhuriyet Lisesi falan filan. İşin içine Anıttepe Lisesi'ne girdi. Dediler ki bir dakika kardeş burada buluşalım. Hepsini patlatalım. Sol çocukları. Çünkü dediler biz Anıttepe Lisesi olarak ülkücü gençleriz. Siz deneme lisesi olarak Bahçeliver deneme lisesi. Siz de sağcı gençlersiniz. Hadi burada buluşalım da ikimiz kıskaç yapalım. Bak hilal taktiği yapacağız. Osmanlıyız a**ını okuyayım. Lan lise 2 la lise 2. Hani biz kavga ederken böyle baban çağırsa oğlum. Bir dakika ya! Efendim baba! Dur yemek yiyip geleceğim ben bekle burada. Bu yaşlardasın ama uff ideolojiye bak. Anıttepe'nin reisleriyle buluşmaya gittik. Ulan Anıttepe'de kimse yok. İşler deneme sesinde. Kocaman bir gruptuk bölündük. Dedim ki bir bokluk olacak. Çünkü sevgili solcu ve komünist arkadaşlar da o sırada Anıttepe'ye geliyorlar. Çünkü biz onları delikanlı gibi çağırmışız. Sen Anıttepe'ye demişiz. Yani bütün solcuları ve komünistleri kızdırıp Anıttepe'ye çağırmışız dövmek için. Anıttepe'de kimse yok. Anıttepe'liler deneme sesinde bizim sağcı gençlerin diğer yarısıyla buluşmuş. Biz de 4 kişi 4 Anıttepe'de bütün bir solcu grubunu bekliyoruz. Bak bekliyoruz demek yanlış olur. Çünkü beklemem yani. Girerim derim ki kimse yok. Ben kaçarım. Öyle bir vaktim bile olmadı. Ve biliyorsunuz biz ülkücülerde yalnızca erkekler. Osman, Halil, Turan, Mete, Ozan, Tuğrul, Hakan, Aybars, Yürün. Böyle bir isim sıralaması ve full erkek. Ama solcularda kızlar da olabiliyor. E onlar çünkü gitar çalabiliyor a**ını okuyayım. Şimdi gitar çalan hafif de böyle saçlarını uzatıyor ya. Kızlar tabii etkileniyor onlardan. Saçının ucuna boncuk da a**ını okuyayım herif. Kızlar da böyle hey ben de solcu olacağım falan deyip oraya gidiyor. Biz istemedik mi gelsinler işte. Asenalarımız olsun bilmem neler. Var 3 tane. Onu da ayıramıyoruz ki yani. Erkek bir kız mı? Kız dediğim böyle yürür mü böyle? Günaydın Ayşe. Neyse moruk biz kaldık mı 4 kişi. Şöyle bir ses duydum. Faşist!
sesi duymamla darbeyi yemem arasında bir saniye var. Daaan diye kafama bir döndüm. Askeri ahtapot çanta. Fix üzerine Metallica, Yıldız, Ç. Aha dedim komünist kız çantası. Oradan bir tane boru bulmuş. Dediğim boru bok borusu. Bok borusuyla böyle kafama bam diye vurdu. Kız lan kız böyle. Bileği falan şu kadar. Şimdi yani delikanlısın. Kıza böyle ne yapıyorsun lan falan da yapamazsın. Guncuk bir şey. Faşist dedi. Görün diye koyduk o böyle. Ülkücüsün. Ağırsın. Sana vuran bir kadın bile olsa ona kadın gibi davranırsın. Bak bayan beni dedim. Beni sinirlendirme dedim. Kızı şöyle çektim ittim. Böyle Yüzüklerin Efendisi 2'yi izledin mi? O gunduzla büyücü, kaşsız gunduz var ya. Onunla büyücü böyle balkona çıkıyorlar da böyle. Hey, hey, hey. 10 bin tane ork. Ordu. Kızı bir çektim. Kimsenin elinde gitar yok. Demir demir sopalar. İki tane böyle senden kilolu olmasın guncuk çocuk. Onları da öncü birlik öne koymuşlar. Biz 4 kişiyiz. Bok 4 kişiyiz. Bir döndüm. Mert. Bir tek Mert var. 2 kişiyiz. Nasıl kaçtınız? Bugün Elon Musk'ın aldığı araba bile 0'dan 100'e 1,5 saniyede çıkıyor. Adamların tozu kalmış böyle yerde. Çizgi filmlerde olur ya böyle. Kaldık 2 kişi. Karşımıza bir ordu. Ve bizim ülkücü olduğumuzu saklamamız mümkün değil. Kravatlar böyle. Çoraplar beyaz. Araya yedik. Au diye de tepki verince Mert. Bak o tepkiyi vermese belki kurtulabilirdik. Gerçekten söylüyorum. Kalabalığı görünce bir aşka geldi çünkü. Huuu dedi. Ben hemen böyle olduğum yere oturdum. Başladım bağırmaya. Kamyonlar kavun taşı. Bir anda bir toz bulutu. Üzerimize koşuyorlar. Benim boyum zaten bir. Bana birinin yani şöyle hani vurmasına gerek yok. Elini şöyle yapsa o geri çektiği esnada oluşan rüzgarla ben girdap olup ölürüm zaten. Vurmasına gerek yok. Dedim ki birader dedim. Mert. Efendim reis. Öteken yolu yokuştur. Kafaları tokluyor. Hayır yokuşta iyi koşarız. Koş. Bın. Abi nasıl koşuyoruz biliyorsun? Başı koymuşsun. Deliler gibi böyle koşuyoruz. Oğuzhan ve Mert. İsimlere bak. Kaçar mı? Kaçar. Anıttepe'nin ara sokaklarına girdik. Çalılar var. Çalıları atladık. Çalıların arasından böyle bakıyor yola. Mert'e bakıyorum. O zaten böyle yukarı bakıyor. Hakk'a bakıyor böyle artık. Bir anda o kalabalık faşistler, insanlığın onuru işkenceye yenecek falan. Bunlar geçti. Biz de utancımızdan yerin dibine girmiş miyiz? Reisim lan ben. Az önce sabah okula böyle selamünaleyküm reis, o reis, aleykümselam reis. Hepimiz evde deli yürek izleyip geliyoruz. Elimizde yüzükler falan, tesbih. Böyle giren adamlar bir anda böyle yerde komisten kaçıyor. Her hikayenin sonunda bir dayak yiyorum. Ama bu hikayenin sonunda ne oldu biliyor musun? Kalabalık geçti. Derken kalabalığın kondisyonuna ve hızına ayak uyduramayan... O hani hatırlıyor musunuz lisenin kapısında iki tane öncü şişman vardı? Yavrum bunlar arkada kalmışlar. Önden hızlı ve çevik solcular koşarken bunlar arkadan iki tane yavrum gundik. Dedim ki Mert ne dövdük biliyor musun o ikisini? Bir de şişman dövmek çok zevkli. Bir koyuyorsun böyle ya böyle deniz dalgası gibi ensesine doğru. Geri gidiyor geri geliyor. Yanağına vuruyorsun yanak böyle dalgalanıyor geri geliyor. Böyle. Dövebilirler normalde bize. Höt yapsa sen sineğiz. Ama yorulmuş garibim şişmancımlar. Yani ülkede böyle şeyler var. Bölünmeyelim hepimiz kardeşiz. Bundan böyle mesaj verebilir miyim? Veremem galiba. Geç gidecekler birazdan. Dur şimdi havada kaldık. Sola doğru mu geçsinler, sağa doğru mu geçsinler? Geç. Geri gel. Bu hikayenin devamında iki tane adam dövünce biz Mert'le havaya girdik. Herkes de şöyle biliyor. Koskoca solcu grubunu Oğuzhan ve Mert tek başına dövdüler. Bu dedikodu da nasıl yayıldı kulaktan kulağa acaba? Halbuki yazık iki tane yorulmuş şişmanı dövdük. Koskoca Ankara'daki bütün solcuları Oğuzhan ve Mert tek başına dövdü. Gidip evlerinden alıp tokatladılar. Neler neler. Namımız ne yayıldık. Mert'le biz kantine bir geliyorduk. Herkes böyle kızlar falan kik 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 falan yapıyorlardı bize. Böyle bir kız dişlek böyle hiç unutmuyorum. O iki tane dişi vardı böyle tavşan gibi. Otten otten diye gelirdi. Biz onunla sevgili olduk. Güç hastası bir kız. Ben guncuk bir şeyim ama namım var. Oğuzhan'la Mert 400 kişiyi dövmüş. Kız yanımda böyle yürüyor. Benim erkeğim 400 kişi döver. Ben de içimden böyle inşallah yarın gün mevzuya bulaşmayız. Büyük patlarız çünkü. Dememden tam 5 gün sonra Bahçelievler 7. caddede. Bahçelievler 7. caddede yürüyoruz. Kasıla kasıla ama. Ya yanımda Tuğba olmasa kasılmayacağım. Yoruluyor bazen ve dişleriyle ilerliyor böyle. Kızı bir gün yanından çaldılar oğlum. Bir gün sinemaya gittik Ankara'da. 10 sineması vardı. Sinemadan çıktık. Kız yok. 3 gün kızı aradım. Sonra buldum. 7. caddede buldum böyle. Tavşanlara falan baktırıyorlar ya. Kızı koymuşlar oraya. Dedim bu öyle bir şey değil. Bu benim dedim, sevgilim. Şekli bir düşünün artık kızdaki. Evet. Kızı tuttum dişlerinden kurtardım. Yürüyoruz Tuğba'yla. Tuğba yanımda olmasa gerçekten artistlik yapmayacağım. Biri mesela geçiyor uzun boylu birisi. Tuğba'ya bakıyor. Kız yani. Bakıyor herif. Sonra bana bakıyor. Ben böyle ona bakmıyorum. Adam bakışlarını ileri attığı zaman ben sanki adamın gözlerimle korkutmuşum gibi şöyle yapıyorum. Hayır bakmıyor bana. Baksa piçler. Kız hava olsun diye güya adamı bakışlarımla yok ettim. Bak görüyor musun? Sana bakmasını engelledim. Geçmiş sen arkasından böyle yapıyorsun herifin. Sana mı baktı ya bu? Kız da nasıl yalancı bir varlıksa biliyorsun. Hayır aşkım hayır. Hani sen k***** bırakayım. Geç aşkım bana baktı dese y***** bırakayım. Aynı o delikanlılıkta yürüyorum. Abi karşıdan bak bir adam geliyor. Ki ben onun bir adam olduğunu son 3 adım kala anladım. 25 kişi geliyor zannettim.
Böyle bir kas yok. Askere gitse esas duruşa geçemez. Çünkü esas duruşa şöyle geçersin. O kolları kapatması mümkün değil. Her yerinde kas çıkarmıyor adamın. Ben de kızı yana çekiyorum. Şimdi hani şey yapamam. Dur bir yol verelim falan da yapamam. Karizmam gidecek. Nereye gidecekse karizmam. Yani adamın diz kapağıyla aynı boydayım. Dev lan dev. Nereden çıkmış? Bu gökyüzünden mi düşmüş o sırada da önümüze düşmüş o? Çünkü normal bir insan olması mümkün değil. Ya da böyle 7 kişi birleşip bir insana mı girmişler yani? Hani senin böyle kaldırdığın dumbbell'ı bu böyle üfleyerek havada gezdirir. Azman geliyor böyle karşıdan. Kızı çekemedim de kenara tam. Bu geçerken kıza dağın diye koydu omuzu. Bizim kız tavşan. Bunun omzuna takılı kaldı gidiyor. Kuku diye dönmeye başladı düştü. Şimdi bir erkek yoldan geçerken kız arkadaşına omuz atıp onu yere düşürmüş oluyor değil mi? Kıza baktım yerde. Adama baktım bana bakıyor. Bir şey diyeceğim mi diye. Diyorum ki inşallah aa özür dilerim hanımefendi kardeşim iyi misiniz falan filan yapar da. İyiyiz de biraz dikkatli ol derim. Ondan da inşallah dövmez de. Gideriz diye düşünüyorum yani. Tek hayalim bu. Adam ikisini de yapmadı. Tam bir piç. Böyle baktı. Bakışlarımı çekmedim. Abi kız da bana baktı. Direkt olarak böyle yaptım. Yavaş olsana aslanım. Bak. Bir erkekle bir erkek kavga ederken ne olur? Önce bir göğüs göğüse girersin. Yavaşça bir itişme başlar. İndir oğlum beni. Oğlum beni indir. Benim bir kere zaten adamın eline dokunmam mümkün değil. Çok yüksek çünkü yani hani... Sonra bir koçbaşı yaparız biz kavga etmeden önce erkekler. Kafaları birbirimize yaslarız. Ulan ellim, ellim, ellim. Orada tabii o kadar metrik, o kadar sistemli bir kavgadır ki bu. Çünkü sen böyle ağlamı yaparken o da ağlamı yapıyor ama dillerimiz birbirine değmiyor. İnanılmaz ince bir şey bu. Asla bu matematik bozulmaz. Ne yak? Ne yak? Sonra derken birisi en son sağlam vuran düşürür. Kavga yerde tekmelemeyle devam eder. Ben dedim ki koçbaşı yapamam. İndir ne? De yapamam. Ben daha bunları hesaplarken bir anda kız bir baktım yok. Kız yok oldu yerden. Arkama baktım yok. Döndüm adam da yok. Yanımızda banka vardı bir tane falan hiç unutmuyorum. Bir tane fast food dükkanı vardı. Dükkan yok. Banka yok. Yer yer değil. Bir müzik. Böyle ileride birisi bembeyaz. Bana böyle yapıyor. Ona gidiyorum ama yürümeden. Kanadım var. Çadırlar görmeye başladım. Çadırlardan böyle Japonlar koşmaya başladı. Bir tanesi bana ne hala diye bana bağırıyor tamam mı? Ne diyorsun? Elime bir tane tüfek verdi. Aldım tüfeği koştuk. Gemi var böyle Ankara'da. Gemiye doğru işte bota bindik böyle Japonlarla gidiyorum ben. Gemiye bindik. Bu adada diyor ama anlıyorum. Bana diyor ki karşıdaki diyor dost gemimiz. Ona diyor sinyal gönder. O da sana sinyal göndersin. Kodları diyor albaya ulaştır. Dedim o tabii. Tabii diyorum ama o tabii olarak çıkmıyor ağzımdan. Ya da falan diye çıkıyor. Çık 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 yapıyorum karşıdaki gemiye. Karşıdaki gemi de bana çık 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 yapıyor. Benim ışık bozuldu birden böyle. Karşıdaki gemi devamlı bana böyle çık 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 çık. Bir açtım gözümü, ambulanstayım. O işi yapan hemşire. Hasan bu kendine geldi. O kadar nasıl dayak yedim bilmiyorum ki. O kadar yok ki yani. Bana vurdu işte şöyle oldu böyle oldu diye anlatabilirdim ama yemin ediyorum yok. Bak adam geldi yok. Ne kadar uzun ki düşün adam yan mahalleden mi vurdu bana artık yumruğu? Ayy.